Bu aslında benim özel yapılan bir imza günüm, ilki diyebilirim. Yani kitap fuarlarına katıldığım oldu ama Malatya'daki kitap fuarlarına. Ama bugünkü çok özel bir anlamı oldu. Hem Gülen Yılder kafede, yine engelli kardeşlerimizin çalıştığı bir kafede olmasının ayrı bir avantajı oldu, güzelliği oldu. Ayrıca yine bir Avrupa Birliği projesi kapsamındaki gençlerle yaptığım sözleşiyle aynı güne denk gelmesi güzel oldu. Anlamlıydı. Benim şu anda çıkardığım bir şiir kitabım ve beş tane de normal kitabım var. Toplamda 6 tane kitabım var. Şiir kitabım yıllar önceydi, çıktı 99 yılında. O elimizde kalmadıydı. Üçüncü çıkardığım kitabım da maalesef kendi için şu an bugün burada yok. Ama 4 kitabım var. Bugün bu imza gününü gerçekleştirdim. Son kitabım özellikle Canım Tenimden Ayrıldı kitabımdı. Bu Mart ayında çıkardım. Onun da özel bir anlamı var benim açımdan. Yıllarca omuz omuza mücadele ettiğimiz Malatya'nın engelli camiasının, bürokrasinin yakından tanıdığı bir Yücel Doğan Şahin ablamız vardı. Engelsiz bir Malatya ve engelsiz bir Türkiye yaratılması amacıyla omuz omuza mücadele ettik yıllarca. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl 3 Mayıs'ta vefat ederek aramızdan ayrıldıydı. Onun anısına, ondan edindiğim bilgiler, birikimler, anılar, onları derleyip toplayıp bir kitaplaştırma yaptım. Onun anısını yaşatmaya çalışıyorum. Ve o kitapla da elde edilen gelirle, yani bugün kimse bilinle elde edilen gelirle de dezavantajlı okullara kitaplık yaptırarak katkıda bulunacağım. Yine ablamızın adını yaşatmak için. Yani kitaplarımın içeriği altında teması hep engellilikle alakalı. Ama okuyucu, kitap seven insanları sıkan konular değil. Bilakis onları bilgilendirip bilinçlendirmeye yönelik kitaplarım genelde. İşte engellilerin yaşadığı sevgiyi anlatan, duygusallığı anlatan, gerçek hayattaki alıntılardan oluşan Senden Alacak Bir Aşk diye bir kitabım var. Derleme öykülerden oluşan Sevginin Gücü diye bir kitabım var. Bu hayatta ben de varım diyen sorunlarımız, çözüm önerilerimiz, fikirlerimiz, toplumsal içerikleri olan konuları olanları bir araya getirerek harmanladığım bir kitabım var. Ve Ötelenen Hayatlar diye bir kitabım vardı. O da elim maalesef kalmadıydı. Yani şu anda bu kitaplarım ve yayınlanmaya hazırdı. Elimde şu anda 2-3 tane kitap çalışmam daha var. Tabii ki takdir edersiniz ki bunların hepsi ekonomiye bağlı, yayınlamak, hazırlamak. Ama yayınlamak için de işte belli bir ekonomik bir desteğe ihtiyaç duymaktayım. Ben de herhangi bir kamuda ya da özel sektörde sağlıklı çalışan bir insan değilim, gelir olan bir insan değilim. Yani kendi harçlıklarımı biriktirerek bundan çıkarıyorum. Elde ettiğim gelirle de bir sonraki kitabı finansını karşılıyorum. İşte böyle bir çalışma yürütüyorum. Bugün burada beni yalnız bırakmayarak gelen yetkili yetkisi herkese teşekkür ediyorum. Kitap sever dostlarımıza ve herkese şunu öneriyorum. En iyi arkadaş ve en iyi dost kitaptır. Kitap okumayı tavsiye ediyorum. Hiç vazgeçmesinler. Ben bugün 3. üniversitemi okuyorum. Açık öğretimde kaydımı yaptım. 2 üniversiteyi bitirdim. O da 8 yıl içinde 2015'ten sonra oldu. Hem liseyi bitirdim hem 2. üniversite ve 3. üniversitede kaydımı yaptım. Yüksek lisans sınavını kazandım. İnşallah ona da başlayıp devamını getireceğim. Yani bunların temelinde okumak yatıyor. Benim okul hayatım olmadı ama bol bol kitap okumanın faydalarını yazdığı meselelerle okuduğum, son yıllardaki okuduğum üniversite bölümlerinde ortaya çıkıyor. Herkes kitap okuyor. Teşekkür ederim.